Merhaba Tolga. Hoş geldin. Hoş bulduk Osman abi. Bu kutuda ne var? Leyla'ya hediye mi getirdin? Yok be abi. Baklava getirdim. Hep beraber yeriz diye. Sen şimdi bu baklavayı bana ver. Ben şimdi çardakta orada kendi hakkımı yiyeyim. Sonra size getiririm içeri ya. Geri kalanını. Abi hep beraber yeseydik içeri. Yok yok. Ben kendi hakkımı burada yiyeyim. Sonra getireceğim. Peki abi. Sen de istersen. Hadi güle güle. Hoş geldin. Geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Tolga enişte. Hoş geldin. Hoş bulduk Sinan abi. Mert koçum, Tolga eniştene çok güzel bir çay getir bakayım. Sinan abi sana 40 kere söyledim enişte deme diye. Yani benim inadıma mı yapıyorsun? Allah Allah, sen niye üzerine alıyorsun ki Leyla abacığım? Ben Tolga eniştemi kayganam şanzımanta alacağım. O yüzden enişte diyorum. Gerçi o zaman eniştem olmaz ki. Cici baba olur. Yahu kızım sen de bu enişte lafına fazla tepki verme ya. Sen tepki verdikçe bunlar üstüne gidecekler. Hiç sesini çıkarmasan bir süre sonra unuturlar. Buyur çayını enişte. Sağ ol Mert. Ya ben de baklava getirmiştim hep beraber yeriz diye. Çayla da iyi olur değil mi? Getirseydin baklavayı iyi olurdu tabii. Getirdim hocam dışarıda. Dışarıda mı? Evet. Gelirken dışarıda Osman abiyle karşılaştık. O aldı baklavayı. Oğlum ne yaptın evladım sen ya? Ne yaptın Tolga? Osman abiye mi verdin baklavayı? Evet. Yanlış bir şey mi yaptım? Tolga, Osman abinin şeker hastası olduğunu bilmiyor muydun? Vallahi bilmiyordum. Fırlayın kalkın hadi. Hemen gidelim. Koşun. Koşun bana. Koşun. 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 Ya Osman ne yaptın ya? Allah Allah. Hepsini yemiş baklavaları ya. Ölürüm kardeşlik. Ölürüm. Şeker kumasına girdim kumarım. Ya ne yapıyorsun Osman Aga ya? İntihar mı ediyorsun ya? Allah Allah. Ya bırakın şimdi ya. Hadi hastaneye kaldıralım hemen. Hadi. Ben götürürüm. Ben de geleyim ya. Biz Tolga ile götürürüz. Sen burada kal. Hadi bakalım. Yalnız bir şey olursa bana haber verin ha. Hadi hadi. Ya deli bu Osman ya. Bu Osman deli ya. Zaten bu durakta benden başka akıllı yok ki Nuri Baba. Çekil hadi, çekil. Nasıl oldu Osman abi? Daha iyice misin abi? İşte şöyle böyle. Çok korkuttun bizi Osman abi ya. Ya Osman abi o kadar baklavayı nasıl yedin Allah aşkına ya? Hadi Tolga senin şeker hastası olduğunu bilmiyor. Sen kendini bilmiyor musun? Ne yapayım ben Mehmet Hoca? Evde Safiye yedirmez. Durakta siz yedirmezsiniz. Öyle baklavayı görünce adet abiyle yüzüm döndü yani. Ya aslında bütün suç bende. Keşke getirmeseydim şu baklavayı. Neden öyle söylüyorsun be çocuğum? Sen insaniyetliğini yapmışsın baklava getirmişsin. Ben hayvaniyetliğimi yapmışım. Bütün baklavayı yemişim tabii ya. Estağfurullah abi. Evet. Nasıl Osman Bey daha iyisiniz galiba? Önce şu testleri yaptırmanız lazım. Değerlerinizi bir görelim. Ben çok değerli bir insanım da değer meğer istemez. Osman abi, Osman abi. İyi değerlerimizi görelim tabii. Geçmiş olsun. Sen de git işinin başına be çocuğum. Benim yüzümden işinden oldun yani. Aklıma gelmiş gelsin. Sen gene durağa gelirken gene arasına baklava getirirsin tabii ya. Yani. Peki abi. Hadi tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Ya Osman abi hiç akıllanmayacaksın. Ölümden döndün hala baklava sayıklıyorsun. Hadi yürü, yürü şu testleri yaptır. Hadi. Yürü. Tamam tamam, sarsma beni be. Değerlerim karışır ha. Ne ala kızım? Tahlil sonuçlarımı alacaktım. Osman Şentürk. U ile yazılır. Buyurun efendim. Eyvallah. Osman abi. Ha. Aldın mı sonuçları? Aldım işte burada mı ya? Hadi doktor seni bekliyor. Evet tamam. Ben buradayım. Merhaba doktor kızım. Buyurun. Bakın tahlil sonuçlarını getirdim. Gerçi benim bir şeyim yoktur ya neyse. Boşu boşuna masraf ettirdim bize yani. Önce bakalım. Olamaz. Ne oldu doktor? Yine şekerim yükseldi herhalde. Değil mi? Aman doktor gözünü seveyim. Bana öyle diyet niyet verme. Otlamaktan bıktım artık inek gibi yani. Korkmayın Osman Bey. Size diyet vermeyeceğim. Hatta ilaç bile vermeyeceğim. Dilediğiniz kadar şeker, çikolata da yiyebilirsiniz. Ay senin ağzını seveyim be doktor bey. İşte bile ol. Bundan sonra bile konuşursan devamlı sana abone olurum. Devamlı gelirim. Yani vallahi.
Artık ne yiyip içeceğinizin hiç önemi yok Osman Bey. Heh, işte bu laflarla gel bana doktor. Bundan sonra yiyelim, içelim, keyfimize bakalım artık, değil mi? Evet, aynen öyle. Heh. Çünkü test sonuçlarına göre çok kısa bir ömrünüz kalmış. Onu da kısıtlamayın isterseniz. Benim ömrüm kısalmış mı? Ne kadar doktor? 10 yıl. Çok daha az. 5 yıl? Daha. 2 yıl. 1 yıl. Bak bundan aşağı in ve vallahi kabul etmem artık. Daha da az. 6 ay. Maalesef daha az. Ne kadar doktor? Ne kadar süre sana? Maalesef vücudunuz iflas etmiş. Taş çatlasın, 1 haftalık bir ömrünüz var. Ay eyvah! Ne yapacağım ben doktor? Maalesef tıbbın yapacağı bir şey yok artık. Gidip kalan ömrünüzü sevdiklerinizle beraber geçirin. Doktor, 1 haftaya ömür mü diyorsun sen be? Kelebeklerden daha az. Zaten yarım saati seninle konuşmakla geçti. Neyse ben gideyim de kendimi uyur dünyaya hazırlayayım. Osman abi, nasıl çıktı sonuçlar? İyi çıktı, iyi. Netice iyi çıktı. Çok iyiymişim, rüyal gibi. Estağfurullah Osman abi, buradan öyle gözükmüyorsun. Ya şaka bir yana, ne olacak? Basit bir şeker hastalığı canım. Ucunda ölüm yok ya. Evet, evet. Ölüm yok ya ucunda. Hadi Nuri babalar bizi bekler, durağa gidelim ha? Yok be Mehmet hocam. Ben bile sahile doğru bir ineyim de bir deniz havası alayım derim. Sahilde deniz havası mı alacaksın? Niye? Bu hastanenin ambası bile beni bastı da. İyi, o zaman ben sana arabanın anahtarını vereyim. Ben minibüse giderim durağa. Hadi kendine iyi bak. Yedir ömür mü olurmuş be? Bu Senaz'da Senaz'ın büyüdüğünü göremeyeceğim. Dileğimin mürüvvetini göremeyeceğim. En iyisi ben intihar edeyim de kurtulayım. Bu taşa da hiç gerek yok esasında. Burada koli basitinde insan bile dağıtmasa ölür. Neyse. 1, 2... Ne yapıyorsun kardeşim sen burada ya? Ben ne yapıyor gibi görünürüm sana? İntihar ediyorsun. Ha, aferin bu yaşta bu zeka, bildin. Dalga geçme kardeşim ya, çıkar şunu ya, çıkar. Ne var be, ne var? Yoksa belediye intihar edenlerden vergi mi alır? Dur sana ben vereyim vergimi, dur. Kardeşim yapma Allah aşkına ya. Ne derdin var bilmiyorum. Ama yaşamak çok güzel. Bak İstanbul'un güzelliğine. Ya, çok güzel tabii ama oralarda yaşayanlara için güzel. Senin için güzel. Bakalım benim için güzel mi? Benim derdim büyük. Ya yürü git kardeşim ya, yürü git ya. Bir hava al açılırsın ya, yürü. Hadi. Bırakmazsınız ki bir intihar edelim. Taksici, boş musun? Çalışmak için hiç avamda değilim kardeşlik ama müşteriyi de geri çevirmek olmaz. Ne tarafa gideceksiniz? Beykoz'a doğru. Aa iyi. Oralar ağaçlık. İşimi orada hallederim artık. Hadi geçin. Orada artık kendime asarım. Kardeşim şurada duralım biz. Be çocuğum, bu kuş uçmaz, kervan geçmez, ormanın içinde ne yapacaksınız be? Sana ne yapacağımız da? Siz eşkıya mısınız diyorsunuz be? Hadi, çık tamam. Dışarı, çabuk! Tamam, 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 çıktım, çıktım. Hadi. Tamam hadi. Dedim ya. Ay Allah Allah. Derhal bütün paraları çıkar. Yoksa öldürürüm seni. Aa, sen sahiden sıkar mısın? Şaka yapar gibi bir halin mi var? Sıkarım kafana. Aslanım benim. Ben sizi gökte ararken yerde buldum. Allah gönderdi sizi. Öldürün, öldürün, öldürün. Hadi vur, sık, çek tepeyi, çek, çek, çek. Ne diyor bu ya? Bize deli ayağı mı çekiyorsun? Yemezler, çift paraları. Deşerim valla. Aa, deş deş ama oradan deşilmez ki. Al buradan deşeceksin. Kalbimin üzerinden bile batır. Ondan sonra da çevir bile kan aksın. Tamam, hadi batır, batır, batır. Sen de öldür beni, hadi. Çek tepeyi, çek. Ya. Hadi, hadi, hadi. Manyak mısın kardeşim? Paraları ver gidelim. Bak şakamız yok. Parayı vereyim de öldürmeyin değil mi? Öldürmeyene para yok. Hadi, hadi, çek tepeyi. Bas, 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 bas. Kalbime bas. Hadi, 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 hadi. Manyağa çattık ya. Yürü gidelim abi. Abi bu işleri tövbe. Ben hemen fabrikada yarın işe başlayayım. Öyle misin? Öldürmeden kaçtı. Bu memlekette kimse doğru düz işini yapmaz. Yaklaşmayın oraya, bomba var orada.
açın, üzerini dağıt şunları. Tamam, tamam, çekilin. Çekilin. Kardeşlik, niçin toplaştınız buraya? Bir şey mi dağıtırlar? Erzak mı dağıtırlar? Kömür mü yoksa ha? Yok abi, bu malı paket bırakmışlar. Aa, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Denizli öldüremedim kendimi. Kapçılar da beni öldüremedi. Şimdi Osman, kısmet bomba Osman, geri dön, orada bomba var. Çok tehlikeli. Ne yapıyorsun? O bomba elleme. Osman olur. Beni bir öldüreceksin. Yoksa bir Osman bomba. Ne kadar korkaksın komiserim. Şimdi bak, çek, bu kamerayı sökse çıkar mı komiserim? Patlar mı acaba? Ha? Bak, bunun düğmesi nerede? Buradan bassam olur mu? Osman, ha? Vallahi ha? Bilmiyorum. Bak, aa, bu bozuk be. Bozuk bu be. Allah. Boşu boşuna patladı, görüyor musun? Sevgili seyirciler, Kavacık'ta poşet içinde bırakılan bomba çılgın bir vatandaş tarafından imha edildi. Aa, ne oluyor babacığım? Aha, bu Osman'ın öldürdüğü. Bir atsan patlar mı? Yoksa bir atsan patlar. Osman abinin elinde bomba var. Deli mi bu adam ya? Akıllı olsa elinde bombanın ne işi var Nuri Baba? Öldürecek kendini ya. Yalnız var ya, çok cesaretli bir adammış bu Osman Can Kuş ya. Keşke ölmeden önce bir kan kardeşi olabilseydi. Neler saçmalıyorsun oğlum sen ya? Allah Allah. Ya o millet deliye haset, biz akıllıya hasetiz ha. Ne yapıyorsun o bomba? Elleme Osman'ı! Ay Safi, seni kocan deli mi lan? Deli tabii, ben şimdi derim, inanmazsın ki bana. Ya inanmıyorum Safi, bu yani çok tuhaf. Sevgili seyirciler, şimdi çılgın vatandaşın bombayı imha ettiği görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Patladı bomba! Hay Allah korusun, ya elinde patlasaydı Safiye. Eh Osman, ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Sen görürsün. Telefon. Safiye. Söyle Safiye'cim. Safiye kadar başına taş düşsün, e mi Osman? Allah'ın delisi. Sen kendine acımazsın, bize de mi acımazsın bir adam? Safiye, boşuna söylenme karıcığım. Elimde patlamadı ki bomba. Yok, bir de elinde patlasaydı Osman. O bomba patlasaydı biz ne hale düşerdik, düşündün mü hiç? Burada Kleopatra gibi kadın dul kalacak gibi. Ah, ah, ölmüşsün koca diye susak. Ama öyle deme Osman'ım, gencim, güzelim. Yani erkekler benim peşimde koşarlar. Safiye, kapa şu telefonu, boşu boşuna cinayet işletme bana, tamam mı? Kapa, hadi. Uy Osman babacığım, dolanayım poynata. Sen ne kadar güzel imha ettin ha pompayı. Hadi oradan bre, susak. Benim derdime bak, senin keyfine bak. Koyun can derdinde, kasap mal derdinde. Ne oldu Osman babacığım, ne ettim sana? Allah Allah. Merhaba İlhan. Osman Aga geldi. Osman Aga. Akasya seninle gurur duyuyor. Akasya seninle gurur duyuyor. İndirin kardeşler. Ya ne indirmesi be Can Kuş? Sen var ya, bu durağın gururusun, gururu. En büyük şoför bizim şoför. Tamam. En büyük şoför bizim şoför. Ya, helal olsun be Osman abi. Nasıl elinle imha ettin o bombayı? Tamam, indirin. Osman sen manyak mısın oğlum ya? Ha? Hayatını hiçe sayıp bombayı yakalamak, elinle tutmak iş mi yani? Bak izah edeyim kardeşim. Oğlum senden başka imha edecek kimse kalmadı mı o bombayı? Bak izah edeyim kardeşim. Bu memleketin bomba imha ekibi yok mu? Bak izah edeyim kardeşim. Bak hala izah edeceğim diyor. Neyi izah edeceksin? Senin çoluk çocuğun var oğlum. Onlara bakmak zorundasın sen. Hayatını boşu boşuna tehlikeye atmak var mı be? Bak izah edeceğim, seni şey yapacağım yani. Deli olacağım ha. İzah edecekmiş. Bak sen o çoluk çocuğu büyütmek, onlara sonuna kadar bakmakla yükümlüsün. Önünde uzun bir ömür var senin. Ne uzun ömrü be, ne uzun ömrü be. Benim tam 7 gün ömrüm kaldı be. Ben hastayım, hasta. Öleceğim ben, öleceğim. Ne 7 günü ya? Bombayı elime almışım da, imha etmişim de falan da filan da. Ne ömrü be, 7 gün ömrüm kaldı benim. Ne 7 gün Osman abi? Ne diyorsun sen Osman abi? Doktor söyledi, vücudum bile iflas.
lazımmış. 7 gün sonra ben öleceğim arkadaşlar. Ne oluyor Cankuş? Osman abi doktorun yanından çıktığında ben vardım. İyiyim demişti. Mehmet hocam ya seni üzmemek için üze söyledim. Doktor söyledi ben iflas etmişim artık. Ben vücudum bile iflas etmişim. Düşerim bile ölürüm ya. Osman. Oğlum ulan neredeyse ağlayacağım. Ciddi misin sen? Maalesef ciddiyim kardeşlik. Doktor söyledi. Ben size söylemeyecektim ama o kadar üstüne geldiniz ki dayanamadım söyledim işte. Oy Osman babacığım kurban olayım sana senin yerine keşke ben öleyim de. Çok üzüldük Osman abi. Ne diyeceğimi bilemiyorum Osman abi. Abim keşke elimizden bir şey gelse. Neyse ben bir eve gideyim de çocuklarla vedalaşayım. Bir tek neye üzülürüm biliyor musun kardeşlik? Ne? Ben ölürsem Safiye kesin evlenecek. Haydi beyim abi. İşte böyleyken bile Safiye. Ömrümüz bu kadarmış demek. Ah benim kadersiz başım. Demem bugünleri de mi görecek idim? Biz sensizle nasıl dayanacağız be baba? İşte böyle hayat böyle be kızcağızım ben. Alnımıza ne yazıldıysa o olacak. Ben Kleopatra gibi kadınım. Ben bu genç yaşımda nasıl dul kalacağım? Ben kocasız yaşayamam. Sen ne diyorsun be Safiye? Ben canımla mecelleşirim. Sen koca derdindesin be. Aa öyle deme Osman. Ben kocasız yaşayamam. Allah hiç kimseyi kocasız bırakmasın. Safiye. Vallahi billahi seni böyle öldürürüm. Kendimden önce ben sana seni yollarım ha. Haberin olsun. Babacığım sakin ol yapma ne olur. Anne sana da inanamıyorum. Yazıklar olsun. Yani benim babacığım bunu ölümle cebelleşiyor. Sen hala koca derdindesin be. Ah Osman'ım ben ne dediğimi bilir miyim? Sen benim kusuruma bakma. Bırak be bırak be. Ben senin normal halini de bilirim ya. Alo, kimsin? Şişt, bana bak. Ben Avrupalı yağlı pehlivan Osman Şentürk. Bana senin gibi yamuk bir adam lazım. Yamuk bir adam mı lazım? Açık konuş Osman ağa. Ne lazım? Şey şöyle bir kiralık katil lazım yani. Ehven fiyatla bulabilir miyiz acaba? Oha, kimi vurduracaksın? Peh, sana ne be kimi vurduracağım? Sen kiralık katil bulabilir misin, bulamaz mısın? Onu söyle. Kusura bakma, kimi vurduracağını bilmeden olmaz Osman ağa. Ya önemli birini vurdurursan, ya beni de yakarsan? Heh, aslında benim için çok önemli biri. Kendime vurduracağım. Ne, şaka mı yapıyorsun ya? Birine şaka yapacak olsam sana mı yaparım be? Bana birini bulacak mısın, bulmayacak mısın? Onu söyle. Tamam, sen git Muharrem'in meyhanesine, ben sana birini göndereceğim. Sağ ol kız hanım. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Zaten unutamam ki. Birkaç günlük ömrüm kaldı. Osman sen misin? Ha efendim? Osman sen misin? Ha benim ben. Otur otur. Paranın yarısını peşine alırım. Yarısını iş bittikten sonra alırım. Mantıklı. Kampanyamız var şu sıra. Ha güzel. Eğer öldürülecek kişi birden fazlaysa grup indirimi yapıyorum. İkinci kişiye %50, üçüncü kişiye %75 indirim. Ha ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yani al ver, ekonomiye can ver. Yani hem can alırsın, bu arada da ekonomiye can verirsin, öyle mi? Çok güzel, evet. Kaç yaşında? Kim? Öldürülecek adam. Ha, öldürülecek adam? Benim yaşında. Nasıl biteyim? Yakışıklı, ben yakışıklılıkta yani. Adı ne? Osman. U ile yazılır. Adaşın mı bu senin? Adaş değil kardeşim. Direktman beni vuracaksın. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Ciddi değilsen kalkıp gideyim ben. Hayır ne de otur otur otur. Otur. Bak kardeşim ben var ya ben çok ağır hastayım. Yakında öleceğim. Artık bu acıya dayanamayacağım. Onun için kendimi öldürtmek isterim yani. O zaman iş değişir. Paranın hepsini peşin alman lazım. Aa evet bu da çok mantıklı. Ben öldükten sonra sana parayı kim ödeyecek değil mi?
Kaç para? 5000. Oha! 5000 lira olur mu be? Çok pahalı. Öleceksin be adam. Pazarlık mı yapıyorsun? Kefenin cebi yok biliyorsun değil mi? Bilmiyorum ama çocuk. Arada biraz para bırakmak lazım tabii yani. Biraz daha in. 4'ten aşağı olmaz. Olmaz be. 4000 olur mu? Benim de tam 3000 lira var. Al hadi. Peki kabul. Bak kardeşler. Senden bir ricam var. Beni öldüreceğin zaman benim hiç haberim olmasın. Bilirsin can tatlıdır ha. Tamam. Beni tam anlamdan vur. Böyle tam buradan. Acı çekmek istemem. Tamam. Bir şey daha söyleyeceğim. Bak ben cayarım. Zırt pırt ederim. Sana telefon ederim. Ben bu işten vazgeçtim diye. Sakın ha beni dinlemeyeceksin. İşini göreceksin tamam mı? Sen gönlünü ferah tut. Artık bundan sonra ölürsün sen. Şimdiden olur için. Amin. Ya işte böyle teslimi abla. Takdiri ilahi ne yaparsın? Ben seni şey için aramıştım. Bizim oralardan bana bir koca bulsan derim. Ben kocasız duramam da. Teyze sor bakalım orada yorgancı bir Cemil Efendi vardı. O dul idi evlenmiş mi? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Kadın daha kocası ölmeden koca bulmaya çalışıyor. Ya sen yakında izdivaça da çıkarsın ha. Çıkarım tabii. Kocasız yaşamaktan daha iyidir. Anneciğim, istersen sen daha fazla konuşma. Kızım bir dur be, bir dur be. Ya Tesime ablacığım işte böyle. Ben derim ki bundan sonra bana bulacağın koca Osman'ıma benzemezsin ne olur. Anne, kapa şu telefonu bak çok kötü olacak sonu. Huyu suyu aksi olmasın. Gençliğim çürüdü Osman'ımın elinde. Bundan sonraki kucağım böyle yumuşak huylu olsun, adeleli olsun. Samiye! Samiye öldüreceğim seni Samiye! Öldüreceğim! Boş lan! Boş lan! Boş lan! Baba yama avlar be. Evet avlar. Koş baba be ay sandı. Koş koş. Bahçede bir ne var acaba Safiyeciğim ha? Ne olabilir? O zaman ben bir gidip bakayım. Hadi bir bak Osman. Koş. Bahçemize ayı gelmiş. Annesini de diyeyim. Osmanoğlu'cum. Şunu vuracağım dur bak. Ulan kızım. Kaçma. Osman babacığım nasıl acı sen benim tam tamponumdan vurdun da. Samiye bu ayı beni tanır dile geldi bak bana Osman babacığım der mi? Ay baba saçmalama görmüyor musun bu ayı falan değil ki. Ali Kemal. Ali Kemal. He benim kardeşim. Senin ne işin vardır ayı kostümünün içinde? Sen hayvanlar alemine ne zaman intisap ettin be çocuğum? Ne güzel dün insanıydın. Osman babacığım şöyle olayım. Ben kendime bir ek iş buldum. Böyle ayı kostümüyle broşür dağıtıyorum. Sen de benim tam pakaşımdan vurdun çok acıydı. Ah vah vah. Üfleyin üfleyin. Babacığım hemen dispansere götürmen gerek onu. Öyle mi? Sabiha tut şunu. Hadi yürü oğlum. Hadi, senin hadi. Ne işin var? İnsanlıktan bıktın da ayı ne zaman oldun be çocuk? Yürü hadi yürü. Sabiha. Benim 6 gün 11 saat ömrüm kaldı. Size vasiyetimdir. Ben ölürsem o bayana bu evde yaşayacak. İnanamıyorum. Ya sen ne kadar büyük bir adamsın baba. Yani gider ayak benim o bayana ile evlenmeme izin verdin. Çok sağ ol. Yapışma be yapışma. Kara kızandan söz etmem. Benim küpeciğimden söz ederim. O burada yaşar. İnanamıyorum sana ya. Köpeğinin mutluluğunu benim mutluluğumdan daha çok düşünüyorsun. Ben ne olacağım peki? Bana ne? Bak Safiye ben öldükten sonra bu kız eğer o kara kızanla evlenirse sen de kocaya gidersen vallahi billahi bu mezardan bile hortlar gelir seni bile boğarım ha ona göre. Yok yok evlenmem Osman'ım.
çıkaralım. Buyurun efendim. Yakında rahmetli olacak Osman Şentürk'ün telefonu. Osman Bey günaydın. Ben Doktor Harun Duman. Dün sizi muayene etmiştim. Evet efendim, hatırladım. Ne oldu doktor? Yoksa ömrüm daha da mı kısaldı? Yok yok, hayır, ölmeyeceksiniz. Merak etmeyin Osman Bey. Ölmeyecek miyim? Allah'ım, dul kalmayacağım, sağ ol. Nasıl oldu bu iş? Raporlarınız bir başka hastanın raporlarıyla karışmış. Aa, ne tesadüf. Sizin sadece şekeriniz yükselmiş. Yediklerinize dikkat edin yeter. Yani ben şimdi hakkın rahmetine kavuşmayacak mıyım? Tamam, kapat doktor, kapat. Evi başına yıkılsın. Anası babası üzsün. Beddua etme Safiye. Yok yok, edeceğim, tutma beni. Ah, o ciğerleri verem olsun. Dilim dilim dökülsün inşallah. Beddua etme derim be kadın. O katili ben tuttum. Ne? Sen mi tuttun? Baba sen ne diyorsun ya? Ben tuttum tabii. Sebep? Sebebi var mı Safiye? Benim şunun şurasında 6 gün... 10,5 saati kalmış. Ben katil tutmam da kim tutsun? Ben ölümüyle karşılayamazdım. Dayanamazdım buna Safiye. Baba sen ne yaptın ya? Yani Osman'ın sende de gram kadar akıl yokmuş yani. Hiç merak etme. Katil Cevat'ın telefonu var bende. Onu arayacağım. Ara ara, çabuk ara, çabuk çabuk. Cevat. Merhaba Osman. Kusura bakma, kurşun isabet ettiremedim. Bir dahaki sefere böyle olmaz. Söz bitiririm işini. Sakın bitirme benim işimi. Ben vazgeçtim zaten o işten. Ben ölmeyecekmişim. Nasıl ölmeyecekmişsin? Basmaya ölmeyecekmişim. Çok uzun yaşayacakmışım. Bilen raporlar karışmış. Ben daha yaşayacakmışım. Yalnız biz seninle bir anlaşma yaptık Osman. Sen dedin ki ben vazgeçsem bile sen vazgeçmeyeceksin. Beni vuracaksın dedin. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırladım. Ama o vakit öleceğimi sanırdım. Şimdi vazgeçtim. Doktor söyledi, raporlar karışmış, ben daha çok uzun yaşayacakmışım. Yalan söylemediğin nereden bileyim? Baktın can tatlı, ölmeyeceğim diye yalan söylüyorsun. Kusura bakma, ne anlaştıysak o. Vuracağım seni. Çok uzattın be Cevat be. Ben müşteri değil miyim? Bu hizmeti almaktan vazgeçtim. Tamam, o kadar işte. Ah, kapattım. Ara Osman, bir daha ara. Ha, tamam. Kapatmış, iyice telefonu kapatmış. Telefondaki kadın der ki abonemize ulaşılamaz der. Peki şimdi ne yapacağız baba? Görür musunuz? Dersiz başıma dert aldım ha. Osman'ım sen en iyisi bugün evde kalma. Kalk 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 kalk. Ben sana şu cüsünü başını giydireyim, sen yavaş yavaş işine git. Maazallah katilin kurşunu bu genç yaşımda bana isabet eder de ölürüm. Pes vallahi Safiye. Bu yaşıma geldim seni gibi egoist bir kadın görmedim yani. En iyisi ben kızcağızım işe gideyim, Nuri kardeşlikle bir konuşayım. O işi çözer artık herhalde. Babacığım bari biraz dikkatli git. Tabii kızcağızım, ben bile duvar diplerinden bile yavaş 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 yürüyorum. Tamam. Merhaba Osman. Aa, katil. Korkma, bu sefer ıskalamayacağım. Alnının ortasından vuracağım. Aa, ateş etme susak. Ateş etme. Beni ölmekten vazgeçtim, yaşayacağım. Sakın öldürme beni. Eğer beni öldürme
vurmazsan daha çok para vereceğim sana. Ben işimde çok dürüstüm Osman. Parayı alıp da vurmadığım olmadı daha. Ha, ne dürüstü be? Adam öldürürsün işte. Dürüstü var mı? Allah kahretsin, kurşun sıkıştı. Arkadaşlar müjde, ürmeyeceğim, yaşayacağım. Şimdi meğer ki ben ölmeyecekmişim. Raporlar değişmiş hastanede ya. Maşallah maşallah. Toprağım ne oluyor ya? Gel gel Seyit abicim, ne olacak? Osman babacığım ölmeyecekmiş, bak ya şey. Aa ya toprağım, gözün aydın var. Ne kadar sevindim bilemezsin ha. Yalnız benim başımda başka bir bela var ha. Hayırdır, ne belası Osman aga? Kiralık katil belası. Kiralık katil belası mı? O ne demek ya? Bir haftalık ömrüm kaldığını duyunca ben bile bunalıma girdim. Bu hayata, acıya dayanamam dedim. Ve bir kiralık katil buldum 3.000 liraya. Yani vallahi iyi alt ettin. Hayda. Ya Osman aga, sen hakikaten çatlakmışsın, kıt hatan eksikmiş. Sen kiralık katile niye 3.000 lira veriyorsun ya? Bana söyleseydin ben seni beleşten vururdum. Bir dakika Sinan, bu iş ciddi. Osman abi, sen bir halt etmişsin, bir kiralık katil tutmuşsun. Şimdi ara adamı, ben yaşayacağım, bu işten vazgeç de. Ya vazgeçmez be. Niye? Ben ona demiştim ki, eğer ki ben vazgeçersem sen vazgeçme, beni takip et, hemen vur demiştim. Sabah bile ateş etti tüfek ile, beni vuramadı, ıskaladı. Sonra buraya gelirken arabayla sıkıştırdı. Gene böyle bir şeyler yaptı ama herhalde mermisi bitti. Ben de kaçtım geldim. Vallahi Osman, yani kendi başınıza getirdiğiniz işleri 40 kişi bir araya gelse getiremez. Bıktım artık be. Vallahi bıktım ya. Peki şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bir dakika arkadaşlar ya. Benim bir planım var. Nasıl bir plan? Buyur bakalım Osman babacığım, mis gibi Karadeniz çayı demledim sana, içe mi? Bir daha beğenip istersen ben içerideyim, sesten geliyorum. Getir mantarı be. Allah kahretsin, oyuna getirildim. Evet, oyuna geldin. Kaldırılırdı. Çabuk kımıldama. Al Arif onu. Aferin. Arif'in kaybı. Ne yapıyorsun? Dikkatli ol ya. Polis de geldi. Hop hop hop. Nereye? Buyurun komiserim. Size güzel bir hediye paketi, güle güle kullanın. Yürü. Sen alın bunları. Hadi alın, yürü bakalım. Ver oğlum Arif. Aferin. Arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Ama ben bilirim ki bizler bir aileyiz. Aman teşekkür etmene gerek yok. Çünkü biz senin için canımızı bile verdik yani ha. Olay bittiyse mahkemi kaldıralım bak. Hadi kaldıralım.